Star Trek 3. bölüm 2. sezon 3. bölüm Elementary Dear Data ya yani başlarken şuradan hemen sevgili Moffat'a seslenmek istiyorum. Ey Moffat Bey. Bir Moriarty yazarken keşke bu bölümü izleseymişsiniz. <laughs> bir Moriarty kaliteli bir Moriarty yazmak hmm. bu kadar zor muydu? İnsanları çıplak koşturmak zorunda mıydınız? Ya işte adamlar yapmış yapmış. Kaç sene önce yapmış hem çok güzel bölümdü bu arada. <laughs> Hemen böyle bir saplamak istedim sevgili Mofat Bey'e. Mofat Mofatlık yapıyor abi. Başka bir şey yaptı yok. Drakula bence artık iyice şeyini belli etti. Gazının kaçtığını belli etti yani. Doktoru da yedirdi. Sherlock da biraz tutturdu. Ama Sherlock'un da son bölümlerinde iyice kokusu çıkmıştı. Yine de o Sherlock'ta ilk tutturduğu bir takım izlenmelerle Drakula projesini de aldı. Bir ne? de Mofat'ta da biraz şey durumu da var. Ne? Mofat ne? gitse kim gelecek abi durumu da var <laughs> açıkçası. Yani oradan da bir yani ya, ben böyle Dracula'ya çok üzgünüm bu arada. Yani görsel olarak da çok iyi bir ilk bölüme sahipti. Çok iyi ulan dedim. Yani çok güzel damarlar yakalamışlar ama bu kadar hızlı yani aşınan bir iş çok kötü ya. Çok hızlı aşınıyor yani işi çok fena. Ya biz geçenlerde Francis Ford Coppola'nın Bram Stoker's Dracula filmini Oo, izledik. Ne güzel filmdir. Kalite abi. var. Bir de Moffat'ın yazdığı ıvır gıvır diziler var gerçekten. Hiç boş ver burada isimlerini anıp bu güzel bölümün başında daha fazla ite köpeğe prim vermeyelim. <laughs> Nofat deyip geçiyorum o zaman. Nofat, <laughs> hashtag Nofat. Elementary <laughs> Dear Data herhalde Star Trek The Next Generation'dan bir tane iki tane yani böyle bir 10-20 tane bölüm seç desen aralarına koyacağım bölümlerden bir tanesi benim için. Sen nasıl buldun? Ben çok sevdim ya hele de yani daha ilk dakikadan e, güzel diyaloglarla açılması çok klasik bir insan yapımı maketin olması falan çok güzel detaylarla geleceğini gösterdi. Ben aşırı beğendim bu bölümü. La Forge ya bir de bak şey güzel oluyor bölümlerde işte mesela e, Taşa Yarar kısmında kaçırdıkları konu buydu böyle birer ikişer karakteri böyle bir araya getirip aslında çok uzak duran hani tabii La Forge'da Data hani e, konuşuyorlar muhabbet ama İkisinin hareket ettiği çok şey görmüyorduk. Böyle sen gel abi sen gel hadi bakalım sizde bir macera böyle bir hem sizi tanıyalım hem siz bakalım ne yapacaksınız böyle bir şirket kaynaşma partisi gibi biraz da. Bu tarz bölümleri çok hoşuma gidiyor Star Trek'in. Hele de böyle holodeck'e girdiler mi tamam yani bir de bir şeye bağlantısını kuruyor. Şimdi biz Dur, sonuç... Dinliyorum seni bir şey alıp geleceğim dinliyorum bir anda. Tamam. Şimdi biz bir yandan evet bir uzay dizisi izliyoruz ama biz sonuçta yani o günkü insanlarda biz de bugün izlerken bugünü yaşıyoruz. Yani insan biraz çok fazla gelecek çok fazla uzay gemi falan derken şeyden kopmaya başlıyor. Hikayelerin akışından o karakterlerin yaşadığı ya yani sana çok soyut ve uzak geliyor. Bu bağlantı iyi kuruyor bu holodeck bölümleri o yüzden ben bayıldım bu bölüme yine. Bu arada ha, sen söyle Efendim şey şimdi 1997 senesinde. MIT'den profesör Janet Murray'nin yazdığı Hamlet on the Holodeck kitabında da bahsettiği üzere Aldın mı <laughs> ee, okumuştum belli kısımlarını. tümünü okumak kısmet olmamıştı çünkü PDF'i çok sıkı korunuyor MIT yayınları kendi yayınlarını çok iyi koruyorlar MIT Press. Onu en sonunda aldım. Ee, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. Yani siber alanlarda hikayeciliğin geleceği diye çevirebileceğimizdir. E, kitaba ilham olmuş olan Holodeck ben bu demiştim ya sana abi Holodeck'ten daha neler çıkacak evet, diye bir evet. önceki sezonda İşte Yanılmaz. bu bölüm yani hem Moriarty'nin e, biraz böyle düşünüyorum öyleyse varımcı yaklaşımları açısından hem e, Data'nın spoiler meta gaming yapan oyuncu olması açısından <laughs> anladın mı? Mesela ortalama bir Dungeons and Dragons masasında ben de böyleyim çünkü o kadar çok hikaye görüyorsun ki bir sonraki adımı sürekli tahmin edebiliyorsun öte yandan e, hikayenin bilgisayar tarafından sana göre yaratılması gibi burada çok basit ele alınmış ama bugün dijital oyunlar açısından hele e, çok e, nasıl söyleyeyim gelecek burada diye düşünülen e, yani nasıl söyleyeyim yani algoritmanın algoritma ile yaratılan hikaye devamlılığı açısından çok ciddi ele alınan bir konu onun böyle ipuçlarını gördüğün bir yandan da dizi açısından baktığımızda işte Pulaski ile Data arasındaki çekişmenin işte hani Pulaski'nin nedense Data'ya saygı göstermediğinin alt mesajların ufak ufak ortaya çıktığı işte e, hem Data'nın hem de La karakterleri üzerine çok daha iyi odaklanan aynı az önce senin dediğin gibi yani ne yanından tutsan o yanı çok iyi bir bölümdü ya. Çok iyi Kostümleri yani. bile iyiydi kardeşim yani anladın mı? İter <laughs> biz böyle. O kadar iyi bölümdü ki yani. Bir de bu bölümlerde şeyi keşfetmeye başlamışlar. Bak geçen bölümde konuştuğumuz işte Ver Silence diz bölümünde de konuştuğumuz. Başta bir diyalog üzerinden ana hikayeyi vermeye başladılar. Biraz daha böyle daha kısa bir film tadında geçmeye başladı bölümler. Burada da işte şey diyor mesela Forge işte gemi maketini alıyor işte Victor'ın kaptan La laforca bir maket hediye ediyor. İşte orada işte D Data şaşırıyor böyle bakıyor. Ya bu simülasyon değil mi? Ne gerek var böyle hani? Ya olur mu? Bak işte bu dokunabildiğin. Bu bunun tadı başkadır diyor yani. Ve orada şunu şu cümleyi kuruyor Lafor işte insan doğası sahip olmadığınız şeyleri sevmek üzerine kurulu gibi bir laf kuruyor ve oradan bütün hikaye Moriarty'nin e, işte uzaya ve işte hiç bilmediği aslında hiç farkında bile olmadığı işte eee bir sisteme, bir gemiye kadar giden o meranı do doğuruyor ve ona karşı böyle sahip olmazsa aslında Moriarty'nin o gücü de oradan gelir ya işte ya üstünlük kurma, onu sahip olma şeyine kadar gidiyor. Bunu çok güzel bağlamış böyle. Bu, bu tatlar iyice oturmaya başladı. Herhalde böyle daha da artarak gidecek. Tabii. Şey gibi detaylar çok önemli. Yani e, mesela orada zor bir bulmaca üret demek yerine data seviyesinde yani datanın çözebileceği seviyede zor bir yani Anladın mı? E, zorlukları girerken yanlışlıkla bir bilgisayarla bir bilgisayara eşit tutacağı bir seviyede zorluk vererek aslında geminin evet. kontrolünü bile vermesi gerekecek. Yani hesapsız bir e, sayı girerek sistem bozması, La Forge'un o, o kısmı, o detayı atlaması. E, bu yüzden işte Moriarty'e verilen kontrolün Moriarty ve bir, verilen bilginin Moriarty'yi çok değiştirmesi. İşte Moriarty kötü bir karakter olarak her türlü yansıtılırken bir anda bilinmezlikle karşılaştığında o da işte bilmem kaç Londra'sında yaptığı ımcık cımcık hareketleri geriye bırakıp <laughs> en temelinde bir bilim insanı olduğu için kendisini aşan bir bilgi kendisini aşan bir zeka ile karşılaştığı noktada yani karşısındakiler belki birebir de kendisinden daha zeki değiller ama kendisinden çok daha bilgililer ve onları dinliyor mesela falan mı şey gibi olmuyor böyle <laughs> ah, işte, Evet işte ya evet. Kö ya kötü yazarlık olsa şey olur böyle bilgisayarın bütün bilgileri geldi bana <laughs> falan olurdu böyle hemen öyle olmuyor halbuki o da kötü birisi de olsa yani anladın mı orada çok, bir, güzel, yani, çok güzel kendi alanından zaten. alınıp başka bir yere oturtulduğu zaman neticede adamın bilim kişiliği ilk önce öne çıkıyor sonra o bilim kişiliğinin sonucu olarak adam kötü birisiymiş belki de Sherlock Holmes hikayelerinde <laughs> ama bu 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 bağlamda yani bu çerçevede kötü birisi değil ama kötülük yapmayı yine meyli olan ama yapmayan birisine dönüşüyor mesela çünkü şeyi biliyor ya şeyi fark ediyor yani kötülüğü çünkü o kendinden aşağıda gördüğü basit gördüğü şeyler için biraz da yapıyor gibi bir havası var. şey panik oluyor Hı -hı. ya Star Trek tayfası. E, pardon Tabii. işte Enterprise tayfası şey diyor böyle. Ay doktor iyi mi acaba? Ne oldu? Hemen bakalım. Bir bakıyorlar. Yo çok iyi. <laughs> adam oturmuş Hı -hı. muhabbet atıyor. Çayını içiyor falan. Yani o o Tabii. doyurmak peşinde. Masaya yatırayım böyle. işte anlat bakalım elektrik veriyor falan. Hani böyle <laughs> kötü adam diye sürekli de böyle Kötü adamım o zaman kötülük yapan mi Kafası derecesinde yazmadıkları. Ya ne kadar iyi bir bölüm ya bu. Bu bölümün neresini çok... öveceğimi şu an bilemedim. Ya çok dengeli. Ben şuradan övmeye devam edeceğim o zaman. Hani La Forge'da ilk giriyorlar Data, Holodeck'e. Bu arada sen Sherlock Holmes okumuşsundur kesin. Ee... Yani hepsini okudum diyemem. İki tane, ha. üç tane hikayesini. Ben bir ara kafayı çok takmıştım. Yani çıkmış hepsini okudum diye iddia etmeyeyim de bayağı bir kısmını okudum Sherlock Holmes'un. O toplu Hı -hı. hikayeleri falan alıp alıp okuyordum tabi hepsini okuyunca böyle kendini zeki hissediyorsun. Yani okuyorsun okuyorsun. Hım evet işte tırnak aramda bir şey var. Ben de sabah kek yedim galiba falan böyle <laughs> salak salak şeyleri sen de yapabilirmişsin gibi geliyor ama pek öyle değil. Yani o dikkat etme, çevrene dikkat etme şeyi zamanla biraz tecrübeye de oluşan bir şey. Ve şeyi ama şeyi hissediyorsun. Yani orada aslında hep bir gizem var. Ve o gizemin e, içinde bir oyun var. Oyun sana eğlenceyi getiriyor. Yani bu işte işte La Forge'da Data'nın Data'nın asla algılayamadığı bir şey. Hemen çözüyor ya böyle olayı. Şöyle oldu, Hı -hı. böyle oldu. Çünkü biliyor. Hani biz de oyun oynarken öyleyiz de. yani zor olsun, daha bir şey olsun. Hani bizi zorlasın. Tabii. O zorlama kazanmak mesele değil, oynarken <laughs> eğlenmek mesele. Tabii. O zorlama kısmı Data anlayamıyor ve ona eee Holodeck üzerinden ulaşmak. Artık La için çok zor olunca diyor ki Data'yı zorlayalım. Ondan sonra Hı -hı. sistem override oluyor sonra bir de Moriarty gelip override ediyor böyle enerjiler patlıyor bilmem ne. Baya zorlanıyorlar. Bu detaylar da güzeldi. O bütün hani e, aslında biraz dizi biraz şeye gidiyor yani alttan alttan. Yani Data'nın gelişimli o machine learning tarafına yani Holodeck üzerinden olsun. Günlük Hı -hı. yaşamda olsun. Bunu hiç bırakmıyor. Bak her konuya giriyor. Ama atladığı şeyler olsa da her bölüm mutlaka biz Data'nın bir böyle bir gelişimi, değişimi, bir sorgulamasını görüyoruz. Bu Böyle herhalde şey demişler abi biz buna aman abi bunu atlamıyor, <laughs> Bu bizim için mühim demişler yani. Ya işte iyi yazarlık abi. Yani hmm. elindekini iyi kullanmak aslında. Şey gibi yapmıyor yani. Abi elimizde robot var. Söyle bakayım oğlum. 3 kere 5 işte 15 abi falan. Yani böyle hızlı hesaplama <laughs> yapmak için kullandırıyoruz falan tarzı değil. Yani e, data bir şey anlamıyor. Ona izah ederken aslında oradan başka konular açılıyor. Veyahut da işte Pulaski'nin hani datanın aslında hiçbir zaman gerçek bir fikir üretemeyeceğine dair inancı ki bu bölümde tam olarak cevaplanmış gibi değil. Yine konuyu Picard çözüyor aslında dikkat edersen. Yani o, o konu Tabii. biraz havada kalıyor. Ee, yani şey kısmı bana çok güzel geliyor. Pulaski'nin böyle bir Tata'ya challenge atması. Data'nın tamam lan o zaman gelin çözeyim davayı. Yarat kardeşim sıfırdan diye gaza <laughs> gelmesi. Bu böyle bir de oyuncu oyuncu şeyi aslında anladın yani <laughs> mı? Birazcık Aynen. böyle gamer bir hava var yani işin içinde. Hani abi aynı bölümü kılıçla geçemezsin. Geçerim abi falan. Hani böyle bir yaptığı yapamadığı Challenge yaratıyor Aynen böyle o challenge kültürüne girmeleri. Ee, bana bana çok sevimli geliyor. Yani çok doğal bir akışı varmış gibi geliyor. Sonra kendilerine bir challenge yaratırken işte holodeckte her zaman illaki problem çıkacak. Yine holodeckte bir problem çıkıyor ama bu seferki problem... Ay abi işte bilmediğimiz bir nebulanın içinden geçtik. Oradan mübarek yaratık gelmiş bir tane falan anladın mı? <laughs> Mesela Child bölümünü ben bu yüzden gıcık oldum. abi geziyoruz uzayda. Mübarek ışık geldi kadını hamile bıraktı. Ya yani, tam bizim işte, cin, e, cinli, mı? filmler gibi ya. Ha, yani. evet dışarıdan bir hazret geldi filmem ne oldu falan. Ben öyle bu senaryolara çok gıcık oluyorum. Akıllı senaryo böyle işte abi. Laforjun orada bir e, parametre yanlış girmesinden ötürü başlarına çok ciddi iş açılıyor. Ha insan şeyi soruyor tabii. Arkadaş ya siz de Holodeck'e bu kadar yetki vermese miydiniz acaba? Admin yetkisi vermese miydiniz diyorsun Ya ama. Holodeck çok güçlü oğlum. Yani hele de açıklıyorlar ya biraz işte enerji burada maddeye dönüyor. Oğlum dedim yani. Ya biz de ha, şu evet. an otururken böyle bir anda Holodeck'te olabilirmişim gibi hissettirdi bana bu bölüm. Abi ne haber ya? <laughs> böyle bir Aynen. anda Picard gelecek Holodeck gibi. zaten yıllardan beri bugün hala simülasyon teorisinin işte zamanında Matrix'in falan hani Holodeck ya içinde bulunduğumuz gerçeklik gerçeklik mi sorusunu sordurtan bütün eserlerin temelinde çok iyi bir örnek olmuştur. Yani bir, inanılmaz o dönem kafayı açtı. Hele de bu bölümde işte Picard'ın ya şimdi sen enerjisin ama biraz hafif maddesel halin ne var işte Einstein bunu vaktinde açıkladı deyip biz seni enerjiden yarattık diye herife izah etmesi falan. Muhabbetlere bak ya. <laughs> i̇nanılmaz. Yani adam diyor ki düşünüyorum öyleyse varım siz bana bilinç verdiniz diyor. Ama bir diyor biz seni diyor enerjiden kendi şeklimizde yarattık falan diyor. Böyle Moriarty böyle tövbe estağfurullah neler dağıtık, abi. <gülüyor> <gülüyor> falan yumurtaya can vermeyin falan tarzı <laughs> muhabbetlere geliyor böyle konu. Ama so çok akıllıca geliyor böyle bokunu da çıkarma Hani böyle şey tarzı da dilene. Ha hani, teyzim ya <laughs> O tarz muhabbetlere de girilmiyor. Aksine bilim insanları bilim insanlarıyla konuşuyor gibi bir durum var. Ve konunun şeyle bitmesi çok iyi. Ya biz şu an oradaki kapattığımızda sen gidiyorsun. Ama şu an için şey dışarıya çıkaramıyoruz. Yarın bir gün holodeckten çıkma şansın olursa aman ne güzel diyorlar. Adam da okey beni save edin abi o zaman diyor. Baya save edip backup'ını alıyorlar Moriarty'nin ve bölüm bitiyor. Yani çok hoş geliyor ya bana bunlar. Abi çok iyi. Evet bayağı adamı cloud'ı save ettiler. Dediler ki ya Tabii, bu bak. Google Drive'a işte, Drive attılar. Aynen bayağı Drive attılar. Şey gibi aslında biraz o donmuş insanları döndürdükleri bölümün aslında o hmm. o fizikselde bu da artık dijital olarak. Ben isterim mesela böyle bir şey olacaksa ben okeyim ya yani. bugün hani ben öldüğümde bir yere save edilip bir yerden load ediliyorsam benim için çok uygun bu. <laughs> çok güzel de muhabbetti. Benim açıkçası mesela bak e, şeyi P Pulaski Doktor Pulaski'yi sevmemi tetikleyen bölümlerden bir tanesi bu. Çünkü evet, bu evet böyle iyi. biraz dataya karşı gıcıklıkları var hani böyle ilk, ilk şimdi önceki doktorun yerine geldiğinde biraz gıcıkmış gibi geliyor insana falan gibi ama. Ne kadar zeki bir kadın ve açıkçası Beverly Crusher'da ben biraz şeyden sıkılıyordum. Ya işte Picard da eskiden buna kesikmiş böyle arada bakışıyorlar bilmem ne falan. Böyle klasik dizi muhabbetleri yani dizi dizi bir karakterdi o mesela. Böyle hani Picard'a bir manita yazalım kızı saçlı olsun falan gibi bir hali vardı birazcık ilk bölümde. Yani tamam doktorluğunu da yapıyordu ama inceden de hep böyle bir şey halleri vardı. Burada ee, bu karakteri Picard'la olan flörtleşmeler çemberinden çıkartıp o kafayla düşünmeden daha doğrusu yazdıkları için Beverly Crusher'a kıyasla Diana Mulder daha böyle bir şey pardon <laughs> e, söyledim. Catherine Pulaski daha böyle bir şey. Pulaski, yani. Ya O da gemide bir görevli ve o da kendi görevini yapıyor anladın mı? Mesela o Moriarty ile konuşurken hani Moriarty bunu yemliyor bu böyle neden bahsettiniz hiç bilmiyorum falan. Asla böyle ya şey gibi olmuyor ya böyle Ay beni kaçırdılar işte kaptan <laughs> gibi, kurtarsa falan gibi olmuyor ya böyle. Yani, o da olgun yaklaşıyor bayağı falan. Evet. evet abi yani kadın bir karakteri şey gibi yazmadıkları bir karakter Pulaski. Herhangi bir karakter gibi yazdıkları. Ben ben açıkçası daha feminist karakterleri böyle buluyorum biliyor musun? Şey gibi bulmuyorum. Çok cinsel objeden uzaklaştırıyor aslında biraz da. Objeden yani. da geç. Öbüründe şey yapıyorlar ya işte şimdi bu kadın bir karakter evet. Ne olacak abi kadın karakter? Abi hamile kalsın, ışık gelsin hamile kalsın. Niye? Kadın karakter çünkü. Hayda. Evet veya da hani işte ne bileyim atom suyu içsinler assın falan hani hep böyle bir önceki bölümlerde bu tarz muhabbetler biraz vardı yani. Yalnız orada şey güzeldi ilk bölümde tek güzel şey oydu bence yani bugünümde konusu mesela Diana Troy orada oturuyordu Hı -hı. ve bütün insanlar onun hakkında konuşuyordu. Bence işte abortion bence doğurmalı bence bir şey. kadın sonra diyor ya ben istiyorum okey Picard hemen böyle kesiyor. Picard yine böyle ulvi abimiz yani. Bugünün de tabii. sorunu ya Kadın hakkında kadın dışında herkes bir karar veriyor. <laughs> tabii tabii şu geçenlerde olaylar oldu da çıkmışlar kanalda. Sekiz tane adam. Ha. İşte kadınlar abi şöyle abi böyle car, car 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 yine <laughs> ne <konuşulursun? anlatıyorsunuz> <laughs> Ha Yani burada Pulaski karakterini yazarken o yüzden şeyi kaçırmamaları çok hoşuma gidiyor. Ya arkadaş tamam. Doktor Catherine Pulaski bir kadın eyvallah ama. Arkadaş. Bilim insanı bu insan yani akıllı, zeki, kendi kendisi tutabilecek bu kadar şeyine kadar gelmiş bir yer. Yani önce kadınlığını da tutup ondan sonra senaryo yazmak yerine bu kadar vasfını tutup ondan sonra kadın olduğunda unutmayarak yazdıklarında daha akıllı oluyor. Şey gündemi var ya mesela. Yani kadın akademisyen de olsan yine makyajına bakılıyor gibi muhabbet vardır ya böyle yani anladın evet mı? Ya, bu karakterle beraber oradan koptuklarını biraz daha hani e, nasıl söyleyeyim daha aklı selim bir şekilde ele aldıklarını hissediyorum bu karakteri. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak. Çünkü şeyi dengeleyemiyor de. abi dizi. Bak e, sen bundan bahsedince şu geldi aklıma şimdi ve sexual tension olayını da şimdi ilk ilk bölümlerde o işte e, herkesin beyninin sulandığı işte ile Taşayar'ın yakınlaştığı Picard'ın kendinden geçtiği bir bölüm vardı. Onun dışında birkaç minik böyle göz kırpmalar gördük. İlk bölümde gidip Ryker bayağı Dayana Turo'ya yürüyor mu yürümüyor mu anlamadığımız bir sahne var yine. Hani konuşmadık bölümü ama... Hmm. Oğlum yani çok tuhaf böyle laps diyor öpüyor ama böyle şey bir öpüş hani... Hani böyle canımsın öpüşü değil o bayağı böyle e, sexual bir, <laughs> bir bir öpücük konduruyor Dayana gülüyor falan. Sonra ondan yine uzaklaşıyorlar. Bu bölüm artık işte Plaski var e, zaten Picard'la e, Crusher arasındaki bir, gidebilecek bir noktada yok. Böyle bir tuhaf o konuyu çözememişler gibi kendi aralarında. Yapalım yapmayalım böyle sanki senaryo odasında kavga var gibi. <laughs> ya evet mesela bu bölümlerde son 1-2 bölümdür. Yani tam bu bölümle alakalı bir konu değil ama Diana Troy'un böyle makyajı falan da değişti fark etmişsindir. Yani hı hı. önceki bölümlerde mesela makyajını iyi yapmayıp memeden açıyorlardı. Şimdi memeden biraz daha kısıp makyajını daha iyi yapmaya başladılar falan. Yani şeyin açmazındalar onlar da. Güzel kadın diziyi izletiyor gibi çok basit bir temel var. Onu tümüyle terk edemiyorlar. O kadar cesur değiller. Ama yine de tümüyle o tarafa düşüp de istemiyorlar. Arada gidip geliyorlar böyle. Bakalım neler olacak. Neyse hadi bölümümüze dönelim ya şimdi. Tamam dönelim. Ne Var diyorsun bölümle ilgili yani son netin son söyleyecekleri nedir? Valla söyleyeceklerim aslında çoğunu söyledim. Ben de biraz simülasyon kısmıyla ilgili işte en son notumu almıştım. Yani şey Moriarty karakterinin hani simülasyon dışında bilincini kabullenmesi. Yani benim bir bilincim var dediğinde Picard'ın tamam o zaman seni save edelim demesi. Buradaki aslında o insanın tanrı moduna gir. Bak biraz burada Westworld'den farklılaşıyor. Westworld mesela e, belli noktalarda burada tıkanıyordu. Yani insanın o tanrı rolünü oynama kısmında çok e, nasıl diyeyim çok dünyada kalıyordu. Burası daha o simülasyonu belki de tabii oluşturduğu ortamdan dolayı uzaydayız, be, işte 25. yüzyıldayız falan yani her şey çok daha ileride. Öyle Hı -hı. olunca biraz daha kafanda canlanıyor. Bugünden anlatınca bunları o kadar algılayabilmen zor. Ama işte Moriarty'nin böyle çıkıp da e, benim bilincim vardı ki Yani bakıyorsun bir yandan da bir oyun karakteri. abi. sen Bugün bizim Sekiro oynarken oradaki amcanın çıkıp bir anda bizim evde oturması gibi bir şey aslında bu böyle düşündüğünde. Benim bilincim var Tabii. abi. Oturuyorum. Çay getir bakalım falan. E, ne yap şok olur, ölürsün. Hani Moriarty şok olmuyor. O açıdan da akıllı yazılmış bir karakter. Hani böyle kendinden geçip görüyor ve hemen sorguluyor. İşte bu zeki karakter. E zeki karakter yazmak yine bir tartışmadır ya işte. Senarist ne kadar zeki olacak ki o kadar zeki bir karakter yazsın. E, o da bir ikilem. Bunların hepsini aşmışlar şu ana kadar. Ee, bu bölüm o yüzden hani çok e, dengeliydi ya. O yüzden de başta mafatı salladım. Hani zeki karakter. Yazmak çılgın karakter yazmak değil. Abi çok deliydi. Bu şey gibi lisede çok puştuk gibi bir şey oluyor. Yani bir şey değil çok abi. Çok deliydik abi. Çıldırdık <laughs> abi. Ne yaptığımızı bilmiyorduk abi. Falan. Akıllı adam, Hı -hı. deli adam falan gibi bir şey olmamalı yani. Bu açıdan çok beğendim yine bölümü. Yani sonunda bunu söyleyeceğim. <laughs> Vallahi, Vallahi güzel çok güzel şey. kafa açan çok tatlı bölümlerden bir tanesiydi bence bu. O zaman e, bölümün sonuna gelirken hemen aslında bir hatırlatma da yapayım. Şimdi ikinci sezon üçüncü bölümü konuştuk. Belki biz buralarda yakalayanlar vardır. Star Trek Next Generation konuşmaya devam ediyoruz. Biz ilk sezonda seçtiğimiz bölümleri ki birçok kısmını konuştuk ilk sezonun bitirdik. Eğer merak ediyorsanız bu bölümü ilk kez gördüyseniz Star Trek'e nereden başlarım diye bir videomuz var. Önce onu izleyin sonra da gelin birinci sezon videolarına başlayın. Sonra da bizi yakalarsınız zaten çok hızlı. Zaten videolarımızın süreleri de yakalayacağınız şekilde deyip son olarak da yatay bakış ve dikey çakış sungurun kanalı devam ediyor. Star Trek'ler, NBA muhabbetleri, çizgi romanlar ne ararsanız bizim kanal çarşı pazar yeri gibi <laughs> isterseniz abone olun. Her yorun. şey var. Var. Çana da tıklayın. Bildirimler gelsin. Ben de sizi öpeyim. Hadi görüşürüz.